Merhaba, bugün size Türk yapar hem de çatır çatır yaparın hikayesini anlatacağım. 2 bölümde. Bu videonun içerisini ikiye ayıracağım. 1. Devrim 1969. 2. Ki devrim ilk Türk arabasıdır. %100 yerlidir. Camı da yerlidir, motoru da yerlidir, lastiği de yerlidir. Türk çatır çatır yapmıştır 1969'da. %100 yerli arabayı biz yaptık. Hem de bir tane değil, 4 tane yaptık. Peki... Bir diğer başarımız neydi biliyor musunuz? Biz uçak da yaptık. Hem de arabadan da önce yaptık. Dünyaya ders verecek şekilde. Yıl 1939 başladık. Şu an gördüğünüz resim 1946, bir ambulans uçağı yaptık. Bir tane de yaptık. Birden fazla kopya yaptık. Türkler uçak da yaptı, araba da yaptı. Ve %100 milli, %100 yerli gurur duyulacaktı. Nasıl sabote edildi? Biz nasıl cesaretimizi kaybettik? Ve dünya bunu nasıl allayıp pullayıp başarısızlık hikayesi yaptı? Gelin görün. Başlamadan söyleyeyim. Bir film var devrim arabaları üzerine. Enfes bir film. Bütün ilk öğretimde zorla izletilmeli. Çocuklar keyif alarak izlesin ama izlemiyorsa kafası ekrana çevrilmeli. Gurur duyulacak bir filmde Türk nasıl başarıyor? Türk sadece 130 günde yoklukla çatır çatır nasıl araba yapıyor? Görürsünüz. Biz 130 günde yaptık. O günden bugüne %100 yerli araba yapıyor muyuz? Siz karar verin. Cep telefonlarının ne kadar %100 yerli? Onda zaten YouTube'da videolar var. Oturur izlersiniz. Nedir bu devrimin hikayesi? Devrim aslında canlı modelini gidip yanılmıyorsam tülom saçta görmüştüm. Makine mühendisliğinden dolayı Soitworks denilen bir yazılımın temsilcisiydim. Ve tülom saçta devrimin kendisini görme şerefine erişmiştim. Bir siyah bir beyaz yapıldı diye bilinir ama 4 kopya yapılmıştır aslında. Bu 4 kopyada yürüyen, çatır çatır hareket eden, hiçbir eksiği olmayan araçlardır. 23 Türk mühendisi, 23 delikanlı, şerefli Türk mühendisi yokluktan, evlerinden, gecelerinden, gündüzlerinden feda ederek 130 günde 4 araba yapmıştır. Aslında 2 araba yaptılar, sonradan ikisi eklendi ama hepsi %100 yerliydi. 1000 kere üstüne vurdum biliyorum. Efendim 129 gün, altını çizelim. 1, 2 ve 9 bu 3 rakamı unutmayın. 129 günde bir emrin yerine getirilmesidir. Bu otomobilin ortaya çıkmasını sağlayacak olan süre. 129 gün. Ve bu kadarcık kısa bir dönemde 23 tane Türk mühendisi, bu ülkenin yetiştirdiği evlatlar, gece gündüz demeksizin çalışarak 4 tane bu otomobilden üretiyorlar. Hatta şöyle kenarda durayım da hem otomobil gözüksün hem ben gözükeyim. 4 tane üretiliyor. Akıl almaz bir süre. Bunun motoru burada yapılıyor. Kaportası burada yapılıyor. Tasarımı burada yapılıyor. En büyük zorluk o tarihte 4,5 aylık bir süre ya, 129 gün. Ön ve arka camlarını imal edecek vakit olmadığı için mevcut camlara kaportayı uydurmak gibi de bir durumla karşılaşılıyor. Şimdi tek tek parçalarını inceleyeceğiz. O sırada anlatacaklarımız da olacak. Ve çok enteresan bir şey daha söyleyeyim size. Bu otomobil önce onda bir ölçekli küçücük bir model üretiliyor, birkaç model. İçinde bir tanesine karar veriliyor. Onun birebir ölçeklisi yapılıyor ve bu model. Bunun üzerinde de efendim önce bir alçıdan model, ondan kalıp alınıyor, beton dökülüyor. O betonun üzerine gördüğünüz her parça, taban sacı, kapısı, kaputu, bagaj kapağı çekiçle işlenerek yapılıyor. Tam anlamıyla el emeği, göz nuru. 1961'in 16 Haziran'ı. Devlet Başkanı Cemal Gürsel'den bir emir geliyor, gizli bir emir. Bu emir Ulaştırma Bakanlığı'na intikal ediyor. Emir şöyle: bu yılın Cumhuriyet Bayramı törenlerinde halkımızın görüş ve takdirlerine sunulmak üzere hem tasarımı hem de malzeme olarak tamamen yerli bir otomobil üretmenizi istiyorum. Bu hikaye İngiliz basını tarafından ve dünya basını tarafından çok aksi şekilde, Türklerin başarısızlığı şeklinde duyurulmayı özellikle planlayarak hazırlamıştı zaten. Ne oldu? Cumhurbaşkanı'nın emriyle hazırlanan bu arabalar, Başbakanlığın emriyle hazırlanan bu arabalar tanıtıma geçti. Filmi çok detaylı şekilde anlatmak istemediğim için buralarına çok girmeyeceğim. Oturur izlersiniz. Ama zaten gerçek hayat hikayesi olduğu için spoiler vermek çok saçma. Yani Titanic battı demek kadar spoiler. Ama arabalardan bir tanesi güya benzini bitiyor. O benzin konulması unutuluyor falan filan. Hepsi palavra da neyse. İkinci arabaya geçiyor ve ikinci araba çadır çadır gidiyor. Ve maalesef dünya bunu 100 metre gitti sonra durdu diye tanıtıyorlar. Daha önceden bir hikaye daha anlatmıştım size. Anadolu'nun kaportalarını inekler yiyor diye sahte bir algı yönetimi yapıldı. Bir Anadolu arabanın, Türkiye'de üretilen yerli bir arabanın kaportasının yanına bir inek konuluyor ve resim çekiyor ve dünyaya satılıyor bu. Türkler bile inanıyor buna. Ve maalesef Türk ne zaman araba yaptıysa, Türk ne zaman giden bir alet, bir araç ürettiyse İngiliz ve Amerikan basını ve Avrupa basını çok iyi gömdü bunu. Uçak fabrikasına da bunu yaptılar. Devrim Türkiye'nin en büyük başarılarından birisidir. Devrim gerçekten bir devrimdi. Ama dünyanın hiç işine gelmedi. Ve bugün devrim arabası şerefiyle, namusuyla orada çalışır halde duruyor. Bunu bilen kaç kişi var? 1939'da Etimesgut'ta bir uçak fabrikası açıldı. 1941'de imalatının ilk meyvesini verdi. 30 adet Milas Magister uçağı ürettik. Yetti mi? Yetmedi. Daha devam ettik. 3 adet akrobasi, 2 adet ambulans uçağı ürettik. Danimarka'ya bile sattık bunları. Bundan sonra 70 tane daha uçak ürettik. Ve ne oldu biliyor musunuz? Türkiye hemen siyasi bir el uzandı ve Türkiye o dönemki Türk Cumhuriyeti'nin yönetimiyle nasıl oynadılarsa fabrika kapatıldı. O kadar ilginç hikayeler var ki bazı uçak fabrikasının birimleri toprağa gömüldü, uçaklar da toprağa gömüldü diye bilgi var. Bunların ne kadarı ne kadar doğru araştırdım ama burada anlatıp da komple teorisine çevirmeyeceğim videoyu. Ama çok çirkin şeyler yapıldı. Türklerin uçak yapmasının ve otomobil yapmasının önüne defalarca geçildi. Peki biz niye 1939'dan beri uçak üretip satmadık ve ihracatla deli gibi para kazanmadık? 1969'dan beri neden sürekli para kazanmaya devam etmedik araba ihraç ederek? Neden birileri gelip bizde araba fabrikası kurup kendisi %50, %30 aslında yerli olan araçları üretmeye devam etti? Yabancı yatırım güzeldir ama tamamen %100 yerli yatırım. Bak Kore'nin hali ortada, Japonya'nın hali ortada. Dünyaya araba satıyorlar. Lexus'un başarısını size anlattım. Amerika pazarını ele geçirdiler. Çünkü Amerika çok akıllı bir şey yaptı. Dedi ki ya bunlar dedi araba üretirse dedi Avrupa pazarına girecekler. Hindistan bile girmişti. Onun yerine biz bunlara araba satalım. Arabanın 2 katına bir de araba yedek parçası satalım. Daha da yetmedi. Yakıtlarını da biz satalım. British Petrol, işte Shell vesaire bir sürü örnek vereceğim. Bunları şimdi kimsenin düşmanı değilim biliyorsunuz ama bugünlerde döviz için bir boykot var değil mi? Peki biz neden halen yerli aracımızı gururla ihraç etmiyoruz? Türkiye'de şu an bulunan otomobil üreten araçların %kaçı yerli? Bir sorum daha var. Tofaş. Tofaş logosuyla araba üretirken şu an Tofaş logosuyla neden biz araba göremiyoruz? Niye Doblo'nun adı mesela Tofaş Doblo değil? Hadi Doblo'nun tasarımı dışarıdan diyelim mesela. Neden artık kuş serisinden geliştirilmiş hallerini sokakta göremiyoruz? Ben kesinlikle size öneriyorum. Birkaç ismi iyi bilin. Vecihi Hürkuş'u iyi bilin. Atatürk'ün uçak fabrikası için istikbal göklerdedir demekten daha öteye gittiğini bilin. Etimesgut uçak fabrikasının hikayesini bir araştırın. Ve lütfen devrimin videosunu aşağıya linkini koydum. İzleyin. Devrim Türk'ün yapabileceğinin kanıtıdır. Ve biz nasıl sabote edilmişiz? Bir görün dünyaya biz nasıl pazarlanmışız başarısız diye. O günden beri Türkler yapamaz, Türkler edemez, Türk malı değil mi? Nasıl dilimize yerleşmiş ve kendimizi nasıl gömmeye başlamışız bir görün. Umarım yurt dışına beyin göçü veren Türk mühendislerimiz yerine Türkiye'de kalıp yazılım üreten, araba üreten, uçak üreten, elektronik komponent üreten, ihracatta yüksek teknoloji denilen bir nolu kalemi üreten insanlar olur içimizde. Bunlar yetişir. Bir sonraki videoda görüşürüz.